Evet dostlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video detaylarımız yine 2021 yılında X cihaz alınırma serimize Noton Lite ile devam ediyoruz. Xiaomi Noton Lite elimde gördüğünüz gibi. Bu cihazın dostlar kanalımızda yaklaşık 2 yıl önce çektiğimiz bir içeriğimiz mevcut. Mi Noton ile bir video vardı. Onun küçük kardeş sayılabilecek cihazın performansını da sizlerle paylaşacağım. Ufak bir spoiler vereyim. Kamerası özellikle hala güncelini güzel koruduğunu söyleyebilirim. Özellikle buradaki 64 megapiksellik canavar gibi kamera performansı hala çok güzel keskinliği sunduğunu söyleyebilirim. Videonun ilerleyen süreçlerinde de örneklerini hep birlikte göz atacağız. Video içerisinde ne yapıyoruz dostlar? İlk defa aramıza katılanlar için hemen kısa bir özet geçeyim. Arayüz performansına göz atacağız. Oyun performansına değineceğiz. Ön arka kamera performansı, video performansına göz atacağız. Tarayıcı performansına değineceğiz. Sosyal medyadaki geçişlere, hızına, stabiliteliğine göz atacağız. Ve akabinde videonun sonunda kendi yorumlarımı katıp videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız. Her neyse dostlar lafı daha fazla uzatmayayım. Gelin cihazı masaya yatırıp testlerimize başlayalım. Mi Note 10 Lite'ı elimize aldık. Telefonun incelemesiyle sizlerle baş başa kaldık. Telefonumuzda MIUI 11 sürümü ve Android 10 işletim sistemi yüklü dostlar. Bilginiz olsun. Bizdeki 128 GB'lık versiyonu hemen şöyle arka plandaki her şeyi kapatayım dostlar. Pürüzsüz bir şekilde ön belleği de boşaltmıştım. Gelin dilerseniz cihazımızın şöyle arayüz performansına bakalım. Ekran kasa oranı gerçekten müthiş. Hala güncelliğini bana göre koruyan güzel bir tasarımı var. Bu cihazda da AMOLED panel mevcut. Renklerin keskinliği, ekranın doygunluğu bence hala harika seviyede. Şöyle dostlar zaten eli kavrayış hissi de kenarlardan kavisli olduğu için tam elimize oturduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle bir kamera performansıyla başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen buradayım. Hop videoya geçelim. Kamera modları arasında geçişte herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güncel bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle ön kamerayı alayım mesela ön kamerayı hemen tekrar çekeyim. Kısa video diyor. Kısa videoyu hemen ön kameraya alayım. Bu alanda herhangi bir şey yok. Hemen Google Play'imize de bakalım. Arayüzü oldukça akıcı olduğunu iletebilirim. Dostlar hemen burada mesela bir Google uygulamasına girelim. Neye girelim? YouTube'a girelim mesela. YouTube performansına da şöyle bir göz atmaya çalışayım. Arayüzde gayet akıcıyız dostlar. Herhangi bir sıkıntı. YouTube arayüzünde de herhangi bir sıkıntı yok. Gayet akıcı bir deneyimimiz bulunuyor dostlar. Şöyle bir tane mesela video açalım. burada da reklam girdi. Reklamımızı bir atlayalım bakalım. Videoyu ileri geri saracağım. Herhangi bir sıkıntı mevcut mu? Ona da bir göz atacağım dostlar. Bakalım. YouTube performansımız ne alemde? Şöyle atladık. ileri alıyoruz. Ekranı bir yan çevirelim. Gayet güzel. Tabi oturup detaylıca tane tane burada herhangi bir işlem yapmamıza vakit yok maalesef. Hemen buradan Twitch'e bir giriş yapalım. Şöyle bir girelim. Buradaki de oyun deneyimize bakalım. Tabi diğer incelediğimiz cihaz vardı yine Android tarafındaki 9S'e göre çok daha performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiyatı da ona nazaran sıfır olarak değerlendireceğimiz zaman 1200-1100 TL daha fazla bir fiyatı mevcut maalesef. Şöyle kapatalım. Şöyle dilerseniz dostlar hemen bir Chrome tarayıcı performansımıza bakalım. Hepinizin de merak ettiği dostlar tarayıcı performansımız şöyle bir ona da göz atarım. Ekrandaki bu arada dalgalanma mevcut panelimizden değil tamamen kamera video çekimimizden ötürü her frekans ayarının farklılığından ötürü böyle bir durum mevcut. Hemen şöyle mesela takımımıza tıklama kazandıralım abi. Hemen şuradan bir haberin içeriğine bakalım. Ekran ameliyat olduğu için her şey çok canlı, çok keskin ve oldukça doygun dostlar. Çok iyi. Çok detaylı. Buradan bakıyorum arayüze de bir bindirme yapacağımızı düşündüğümüz takdirde başka şuradan ses kaydedici açalım. Biraz ön belleğe uygulamalar yüklemek istiyorum ki dostlar oldukça bizi cihaz zor durumda bırakmaya çalışsın. Mesela burada başka asistanı bir açalım. Kapatalım onu. Galeriye girelim dostlar. Şöyle kardeşimi tekrar açayım. Evet bunun arayüz performansı diğer videomuzda konu olan cihazdan bir tık daha iyi. Bir tık daha güzel ama dediğim gibi fiyatı da ona göre daha pahalı. Instagram menüsündeki geçişlerimizi göstereyim. Instagram'daki surf deneyimimizden şöyle hemen sizlere göstermeye çalışayım. Buradan mesela kendi reelslerimize bakalım. Bu arada bu cihazda niye reelsler açık değil acaba? Herhalde Güncelleme yapmamız gerekiyor ya da Instagram tarafında bir hata mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar oldukça akıcı bir Instagram deneyimimizde mevcut. Şimdi uygulamalar arasında bir geçiş yapalım bakalım çökmeler mevcut olacak mı? Mesela buradan galeriye geçelim. Evet, herhangi bir çökme yok. Buradaki en önemli detaylardan biri mesela bizim tarayıcı performansımız olacak. Şöyle ona da giriş yapayım. Hatta bir Twitch'e girelim. Mesela bir yayında kalmıştık. Evet. Ufak bir internetten yükleme yaptı ve sonrasında sıkıntısız devam ettik. Şuradan açalım mesela kaldığımız yere direkt. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan, bir çökme yaşanmadan direkt geri geldik. Kameramız açık kalmıştı. Ufak bir yükleme yaptı dostlar. Hatta şöyle buradan tekrar bir göz atalım. Mesela barkod okuyucuya tıklayalım kabul et diyelim burada izin ver diyelim hiçbir sıkıntı yok hiçbir pürüz yok hiçbir sorun yok gayet akıcı en son YouTube videomuzda kalmıştık hop play diyoruz ve gördüğünüz gibi oynatmaya devam ediyor Minot Online gerçekten hala bence güncelliğini kaybetmemiş iOS tarafındaki o bahsettiğimiz cihazlar arasına girebilecek Tabii ki onlar kadar çok eski bir telefon değil ama yine de bence performansı Android tarafı çok eleştiriyor. Abi birinci senesinde ölüyor bitiyor falan diyor dostlarımız ama gördüğüm kadarıyla bu cihaz ezber bozdu. Yani herhangi bir sorun yok bana göre. iOS performansı olsun oldukça güzel. Baksanıza yani en son 5 dakika önce girmiştik buna. Ön bellekte tutunmayı başarmış ve herhangi bir çökme olmadan direkt kaldığımız yerden bize performansımızı geri verdi. Şöyle kamerayı da açalım abi. Gayet güzel. Herhangi bir sorun herhangi bir şey teşkil etmedi. YouTube yine aynı şekilde ufak bir şekilde yükleme yaptı ve geri geldik. Hemen şuradan tekrar kamerayı açayım mesela. Hop anda geri geliyor. Tekrar bir Instagram açayım mesela burada. Instagram'da tekrar bir yükleme söz konusu oldu. Ama çok da beklemedik. Evet dostlar sizlerin de en çok merak ettiği PUBG Mobile'a göz atacağız oyun performansına. Bakalım şarjımız %87 seviyesinde. Dostlar hemen sıcaklığımızı sizler için ölçeyim ben. Sıcaklığımız 36.3, 36.2, 36.3, 36.5. Yani şu kısımlar biraz daha fazla ısınmış. 36.2 ortalama olarak söyleyebilirim. Hemen şuradan PUBG Mobile'a e giriş yapalım. Hemen Game Turbo modunu da açtık. Daha performanslı bir oyun deneyimi için. Şöyle dostlar parlaklığımız yarı da Wi-Fi'den oyunumuzu oynuyoruz. Şarjımız yüzde %87. Tabii ki hepinizin de bildiği gibi dolu dolu bir maç atacağız. Dolu dolu yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir maç performansını sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii ki ekran kıvrımlı olduğu için daha yekpare bir oyun deneyimi bizlere süre ve bunun da paneli AMOLED. AMOLED olduğu için renkler çok daha keskin, çok daha doygun ve daha güzel bir performans bizlere vereceğini de tahmin ediyorum. Şuraları atlayamıyor muyuz abi? Çıldırıyorum ya. Kapat abi kapat ya. Tamam dostum. Tamam. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Tamam kardeşim. Tamam abi. Tamam abi. Başlat abi. Hah. Başlayalım abi şöyle ya ayarlarımız hemen size göstereyim dostlar grafikleri bu şekilde yine stabilite için dalgalanmayı aldatmak adına otomatik modu da açtık en alt kısımda gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekilde bu tarz oyunlarda zaten dostlar çok yüksek kalitede oynamaya gerek yok rakibi daha önce görüp daha önce avlayabilmek adına en yüksek FPS'e alacağınız en düşük ayarlarda oynamanız gerekiyor. Ben ellemedim. Tamamen telefonun gördüğünüz gibi vermiş olduğu ayarları ve oyun bize sunduğu imkanları bu şekilde otomatik olarak ellemeden devam ettiriyorum. Atlayalım hemen. Siz de çok bekletmeyin. Hem de gayet akıcıydık hem şu anlık oyun performansımızda herhangi bir takılma yok. Akıcı bir şekilde yılan gibi loot'umuzu yapıyoruz dostlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah. Bakıyoruz abi. Bizim adam bulan aynen. Çok iyi. Ekran kasorunu da çok iyi olduğu için tamamen ekrandan ibaret. Görüntümüzü bozacak herhangi bir şey yok. Aha. Kardeş bu botların bu yere yatması yeni adet mi? Benim zamanımda böyle yoktu abi. Tertemiz. O mini almışız. Kardeş. Yataş aşağı. Aha. Nerede lan bu? Bot değil mi lan sanki? Bir hızlı hareket ediyor falan. Çok iyi. Çatışma esnasında da herhangi bir takılma donma yok dostlar. Gayet seriden kilimizi hanemize yazdırdık. 2'de 2 iki yaptık. Bakıyorum yaklaşık bir 5 dakika oldu sayılır aşağı yukarı. En ufak bir ısınma vesaire yok. Gayet güzel. Herhangi bir priz yok. Eski nesil cihazları incelemiyorduk. Genelde Apple ekosisteminden hep devam ediyorduk ama... ...çok yazılıyordu bir de böyle. Abi işte 2 yıl önce şu telefonu aldım. Her yeri kasıyor. Bana yok telefon hediye et falan diyordu. Lan diyordum Allah Allah o kadar da olamaz diyordum. O kadar da değilmiş abi yani. Şu telefon hala... Zehir gibi. Hem uygulamalarda hem kamera performansında tabii ki ilerleyen süreçte kamera performansı göreceksiniz. Çok güzel abi. Ama tabii fiyatı bir tık hala yüksek. Şu an sanıyorum bazı versiyonu 3.700'e, 3.600'e falan bulabiliyorsunuz Minoton Light'in. Ee, tabii ki o seviyelere çıkılınca daha güncel Android tarafındaki orta segment telefonlar alınır bulunabilir. Bunu tamamen kararını sizler vereceksiniz dostlar. Ben sadece daha geçmiş, daha eski Android cihazların durumunu sizlere gösterebilmek adına bu videoyu çekiyorum. Oha fena sıkıyor lan. Yere yattı bak çakala bak. Tabi bu telefonlar in aşağı. Bu video tamamen bundan ibaret. İkinci el 1000 lira 1500 lira daha düşüye bulunabilir mi? Belki bulunabilir. Android tarafı daha çok değer kaybına uğruyor Apple ekosistemine göre. Hani ikinci el alma niyetiniz de olabilir bu videoyu izliyorsanız. Veya düşeş bir yerden daha uygun fiyata gelmiş de olabilir. Gayet şu ana kadar oyun performansı en çok zorlayacak olan bölümlerden birisi budur. Gayet akıcı. Evet dostlar, şu an yaklaşık 15 dakikalık bir maç deneyimimizi geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Herhangi bir kasma, donma, takılma hala söz konusu değil. Gayet akıcı bir şekilde oyun performansını da verdiğini söyleyebilirim. Yaklaşık olarak dediğim gibi bir 10-15 dakikayı devirdik. Şöyle hemen çıkalım isterseniz taze taze bir sıcaklık değerlerimize göz atalım. Evet, şuralara bakalım çok fazla evet şuralarda bir tık ısınma var. Yani ortalamaya vurursak arkadaşlar yaklaşık 15 dakikalık bir maç deneyimince bir derece ısınmış ısınmamış oldukça güzel seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bizler için dilerseniz dostlar gelin telefonumuzun kamera ve video performansı ile sizleri baş başa bırakalım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ön kamerasını test ediyoruz. 1080 piksele 30fps bir video çekiyoruz. Görüntümüz ve sesimiz tamamen kendi ön kamerasından ve mikrofondan geliyor. Kap açık ortamdayız. Güneş tam karşımızda. Görüntümüz ve sesimiz bu şekilde. videonun son aşamasına gelecek olursak kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle hala tasarımı bana göre güncelliğini koruyan bir cihaz. Özellikle AMOLED ekran oluşu renklerin çok daha canlı, çok daha keskin ve çok daha güzel göründüğünü bu cihazda söyleyebilirim. Kamera performansı hala özellikle arka kamera performansı hatır sayılır seviyede ama ön kamera performansında solukluk, renklerin doygunluğunda bir düşüklük gözlemlediğimi söyleyebilirim. Oyun performansı sizlerinde gördüğü gibi gayet hatır sayılır seviyede. Sıcaklık değerlerimiz yine bana göre bu cihaz üzerinden konuşacak olursak makul seviyede. Fiyatlarına da göz attığımda yanlış hatırlamıyorsam dostlar bazo versiyon olarak 3600, 3700, 3800 TL'ye kadar bulunabilecek bir cihaz. Bu fiyata biraz daha koyup 2021 daha güncel orta orta üst segment telefon alınabilir mi? Elbette alınabilir ama özellikle bu tarz geçmişe yönelik cihazları da bana çok sorduğunuz için bu telefonun performansına da sizler için yer vermeye çalıştım. Bu arada az önceki telaffuz etmiş olduğum 3700-3800 TL fiyat aralı 0 versiyonu ikinci el tarafında çok daha düşüyor. belki 2500'e belki 2600'e 2700'e bulabileceğinizde temiz cihaz bulursanız Karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Özellikle e, hızlı şarj özelliği olsun. Tabii ki çok üst düzey değil ama hızlı şarj özelliği mevcut. Yine burada 3.5 milimlik girişi olsun. Güncel olarak nedir bu işte ekran çözünürlüğü, ekran yapısı olsun, ekran kasa oranı olsun. Gayet güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Fiyatına göre tabii ki bu cihazları değerlendiriyoruz. Bana kalacak olursak dostlar eski bir cihaza göre hala alınıp kullanılabilir belli seviyelerde oyun performansını güzel bir şekilde sizlere yansıtabilir. Kamera performansı yine sizleri idare edebilir. Tabii ki çok üst düzey böyle uçarı kaçarı bir e, performans beklemeyin. Fakat güncel olarak hala 2021 senesinde bence Note Online alınır, tercih edilebilir. Gayet güzel bir seviyede sizleri de tatmin edeceğini söylüyorum. Tabii ki Android cihazlarda ileriye dönüklük biraz daha kısır, biraz daha düşük seviyede. Yazılım güncelleme tarafı Apple kadar aktif olarak faaliyet göstermese de yine gayet hatır sayılır bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Zaten performansını da deneyimlerini de bu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dostlar lütfen bu serinin devamı için bu videoya like atmayı videomuza yorum atmayı kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.